Da yay ayraçla gösterilen yerlere aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri sırasıyla getirilmelidir? Çoktandır deniz üstünde taş sektiriyordum arkadaşlar diyor. Tek nokta gördüğünüz gibi. Yuvarlaklar 3 kere sekiyordu virgül. Yassılar en çok 5 kere. Gördüğünüz gibi arkadaşlar ne gelecektir? Nokta. Devam. Çünkü 5 kere sekiyordu demek istiyor. Buradaki sekiyordu yüklemimi her iki cümle içinde kullanabildiğim için buraya tek nokta getirmem gerekiyor. 6 sekse 1'i bırakacaktım diyor arkadaşlar. E bırakacaktım dediği için tek nokta kolum ağrımıştı. Tek nokta iyi geliyordu ama düşündürmüyordu derken tek nokta. Bu şekliyle baktığımızda cevabımızın bursa şıkkı olduğunu söyleyebiliriz. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde noktalama yanlışı vardır? Adana'nın Karataş ilçesi açıklarında bir balıkçı tarafından yaklaşık 15 metre uzunluğunda fin balinası görüldü. Problem yok arkadaşlar. Gayet doğru kullanıldı. E, Profesör Doktor Cem Çevik görüntülere yansıyan türün fin balinası olduğunu söyledi. Kısaltmalara gördüğünüz gibi daha doğrusu kısaltmalar tek noktayla gösterilir ve özneden sonra virgül getirilmiş gayet doğru. Halk arasında oluklu balina olarak da bilinen bu türün normalde Atlantik okyanusunda çok fazla bulunduğunu ifade etti. Cümle bittiği için tek nokta geldi ve özel isimlere gelen ek kesme işaretiyle ayrılır. Bu türün ılıman sularda yaşadığını aktaran Çevik. Gördüğünüz gibi yine özneden sonra virgül geldi. İtalya, Fransa kıyılarında çok yaygın bir tür. Zaman zaman özellikle kış aylarında doğuya doğru da bazı gruplar beslenmek amacıyla geliyor dedi arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi alıntı cümle tırnak içerisinde gösterildi. Ve dediden sonra da tek nokta geldi. Bu da doğru. Ayrıca bu türün küçük balıklarla beslendiğini ve bu esnada bol miktarda plastik yutarak ölebildiğini belirterek herkesin denizlerin temizliği konusunda duyarlı olmasının önemini dile getirdi arkadaşlar derken bunu tırnak içerisine almama gerek yok. Çünkü bu doğrudan bir anlatım değildir. Doğrudan bir cümle bir alıntı cümlesi değil. Dolaylı bir cümle olduğu için burada iki tırnağa gerek yok. Bu yüzden cevabımız Edirne Şıkkı olacaktır. Bu parçadaki numaralanmış yerlerin hangisine soru işareti konmaz? Türkçemizi yabancı dillerin etkisinden kurtarabildik mi? Soru işareti. Dilimizden yabancı unsurları söküp atabildik mi? Soru işareti. O zaman bu altı boş sözleri neden söylüyorsunuz? Soru işareti. Dilimizi koruyacak mıyız yoksa kendi halini bırakıp seyirci olarak kalmaya devam mı edeceğiz derken arkadaşlar burada gördüğünüz gibi cümle küçük harfle başladığı için buraya virgül getirmem yeterli. Çünkü bu sıralı bir cümledir. Sona soru işareti geldiği için buraya virgül gelmesi gerekiyor. Cevabımız denizli şıkkı olacak. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde boş bırakılan yere iki nokta getirilmelidir. Aklımdan geçenleri pek de bir sıra gözetmeden yazıyorum. Yine de yazdıklarımda belirgin bir düzensizlik yok. Buraya virgül getirebilirim arkadaşlar. Bunu eliyoruz çünkü sıralı cümleleri ayırdı virgül. Gösterime giren son filmde ilginç, dikkat çeken, oldukça keyifli sahneler yer aldığını gördük. Virgül getiririm arkadaşlar. Çünkü gördüğünüz gibi eş görevli sözcüklerin arasına geldi. Bey de eledim. Herkesi donduran bu garip davranışını tamamlamak için ile ifade eden tek bir sözcük var. İki nokta açıklama yapacak bana bu sözcüğü. Saygısızlık. Gördüğünüz gibi buraya iki nokta geldi. Cevabımız C. Rastlantılar bazen öyle tuhaf olur ki inanamazsınız. Böylesi de olur mu demekten kendinizi alamazsınız. Buradaki virgül gördüğünüz gibi yine sıralı cümlelerin arasına geldi. Bunu da eledik. Canı isteyen, aklını esen herkes buraya giremez derken cümlem bittiği için tek nokta. Cevabımız C şıkkı olacak noktadan numaralanmış yerlerden hangisine diğerlerinden farklı bir noktalama işareti getirilmelidir diyor arkadaşlar bakıyoruz gülmenin çok sık dillendirilen bir faydası vardır bu faydasını söyleyeceği için arkadaşlar buraya iki nokta getirebilirim insandaki moral düşüklüğünü ve kederi alıp götürmek Tek nokta bazıları gülmenin bir fayda getirdiğine inanmaz. Onlar gülmeyi tatmamış. Dolayısıyla faydasını bilmeyen insanlardır. Tek nokta. Eminim ki bir gün onlar da gülmeyi öğrenecekler. Tek nokta. O zaman hayata gülen bir yüzle bakmayı başaracaklar derken arkadaşlar tek nokta. İkiye tekrar bir bakalım. Aklınızda takılabilir. İnsandaki moral düşüklüğünü ve kedir alıp götürmektir gibi düşünebilirsiniz arkadaşlar. Burada dırdır bildirme ki düştüğü için buraya tek nokta getirdik. Aklınız karışmasın. Bu şekliyle baktığımızda cevabımız Adana şıkkı olacaktır. Bu parçadaki numaralanmış noktalama işaretlerinden hangisi yanlış kullanılmıştır? Ağlamak dilden dile değişir mi? Buraya soru işareti de gelebilir arkadaşlar ama sıralı bir cümle ise virgül de gelmiş olabilir. Bakalım Japon bir bebeğin ağlarken çıkardığı seslerle Rus bir bebeğin çıkardığı sesler farklı olabilir mi? Dediğim gibi bu sıralı bir cümle olduğu için buraya virgül gelmiş doğru. Buraya soru işareti gelmiş doğru. Seslerle sesler ile ile edatından sonra virgül işareti gelemez. Cevabımız B. 2 kesinlikle yanlıştır. Devam ediyoruz. Araştırmacılara göre olabilir. Bunun nedeni şu cümleyle açıklanıyor. Açıklama cümlesi olduğu için iki nokta getirilmiş. Gayet doğru. Her dilin melodisi birbirinden farklı farklıdır gibi düşünebilirsiniz. Buradaki dır dır bildirme eki düşürülmüş nokta getirilmesi gayet doğru. Bunları böyle elediğimizde cevabımız 5 şıkkı. Bu parçada araçlarla belirtilen yerlere aşağıdakilerin hangisinde verilen noktalama işaretleri sırasıyla getirilmelidir. Çocuklar büyüdükçe düşünme becerileri gelişir. Böylece kendilerinde bazı girişimlerde bulunma cesareti bulurlar. Sık karşılaşılan bir tanesi şudur dedi. 2. nokta. Boya kalemleriyle duvarları, koltukları boyamaktır gibi düşünebilirsiniz arkadaşlar. Tek nokta. Bu virgül. Çocuğun kendince yeni olanı kendi uygun gördüğü zaman ve şekilde hayata geçirmesidir. Fikir ona aittir ve hayata geçirdiğinde de diğer pek çok şeye kıyasla çok büyük bir haz duyar. Peki ya sonra? Peki'den sonra arkadaşlar virgül ya sonradan sonra soru işareti bu şekliyle baktığımızda cevabımız Adana şıkkı. Da ayraçlarla belirtilen yerlere aşağıdakilerin hangisinde verilen noktalama işaretleri sırasıyla getirilmelidir? Tilkinin biri bir gün oldukça susamış. Kuyudan su içerken nasıl olduysa ayağa kayıp kuyunun içine düşmüş. Oradan geçmekte olan sürüden ayrılan bir keçi de su içmek için kuyuya yanaşmış. Keçi su içeceği sırada kuyunun içinden tilki. Keçi kardeş hiç oradan su içilir mi? Bakın arkadaşlar tilkiden sonra ne getirmem gerekiyor? Bir sözünü verdiği için kesinlikle tırnak getirmem gerekiyor. Keçi kardeş dedi tamam. Hiç oradan su içilir mi derken soru işareti. Buranın suyu daha lezzetli. Virgül. Buradan iç suyunu. Nokta arkadaşlar ve tırnağı artık ne yapmam gerekiyor? Kapatmam gerekiyor demiş. Tilki inanan keçi kuyunun daha lezzetli kısmından kana kana su içmek için kuyuya atlamış. Bu şekliyle baktığımızda arkadaşlar cevabımızın adana şıkkı olduğunu söyleyebiliriz. Bu parçadaki numaralanmış noktalama işaretlerinden hangisi yanlış kullanılmıştır? Selçuk Tunga hikaye yazmaya başlamasını şöyle anlatıyor. Şöyle anlatıyor dedikten sonra bana bir açıklama yapacak. Bu yüzden arkadaşlar buraya kesinlikle iki nokta gelmeli. Cevabım direkt Bursa şıkkı. Selçuk Tunga derken özne, özneden sonra virgül gelebilir. Doğru. Her şey Türkçe öğretmenimin teşvikiyle başladı. Tek nokta doğru. Bana hediye ettiği çizgisiz hikaye defteri. Doğru. Üç nokta çünkü yüklemim yok. Evet beni yazmaya iten öğretmenimin yazmam için hediye ettiği çizgisiz virgül sayfaları renkli o defterdi. Buradaki virgül arkadaşlar eş görevli sözcüklerin arasına geldi. Bu da doğru. Dediğim gibi cevabımız Bursa şıkkı olacak. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kesme işareti yanlış kullanılmıştır? Selma'yı diğer arkadaşlarımdan ayrı tuttuğumu söylemem gerekir. Selma özel isim, özel isimden sonra gelen çekimeki kesmeyle ayrılır. Gayet doğru. Kardeşim T.K.I'den ayrıldıktan sonra kendisine bir lokanta açtı T.K.I arkadaşlar büyük harfle yapılan kısaltmalara gelen ekler kısaltmanın son harfine göre getirilir gayet doğru ve kesmeyle ayrılır Almanların 19. yüzyılda milli birliklerini sağlaması Avrupa'da dengeleri değiştirdi derken Almanlar buradakilerler yapım ekidir arkadaşlar ve biliyorsunuz özel isme gelen yapım ekleri kesmeyle ayrılmaz ki ayrılmamış. Onun üzerine gelen çekim ekleri de artık kesme işaretiyle ayrılmayacaktır. Cevabımız C şıkkı. 2000'li yılların başında cep telefonu henüz yaygınlaşmamıştı. Sayılara gelen hem yapım hem çekim ekleri kesme işaretiyle ayrılır. Bu da doğru. Siz Fransızsınız. Oldukça köklü bir sanat geleneğiniz var derken arkadaşlar milletlere gelen çekim ekleri kesme işaretiyle ayrılır. Bu da doğru. Cevabımız C şıkkı.